emperyalizmle, Amerikan emperyalizmiyle doğrudan doğrudan yönetme düzeyinde bağlantısı olan bir PKK var. Yani oradan beslenen, oradan düğmesine basılan bir PKK var ve dolayısıyla HDP'de onun bir kolu. Hemen onun yanında işte bugün seçimde mecliste de görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin müttefiki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği yer maalesef çok acıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu mevzinin her konuda, yani yalnız vatanseverlik konusunda, emperyalizme karşı İstiklal Savaşı konusunda değil, aynı zamanda Orta Çağ'la mücadele konusunda ve Türkiye'nin modernleştirme bilmesi konularında her konuda Atatürk'e tam karşıt konumdur. Bakın Atatürkçüyüz diyor. Atatürkçü nerede belli olur? Atatürkçü 15-16 Temmuz gecesi belli olur. FETÖ ile mücadelede belli olur. Atatürkçü Barış Pınarı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olur. Çünkü buralarda Türkiye emperyalizmin kuvvetleriyle bir hesaplaşmaya girdi. Atatürkçü Libya'da belli olur. Doğu Akdeniz'de belli olur. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi açıkça Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta tamamen Amerika, İsrail cephesinde yer alıyor. Onun için Atatürk'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında zıtlıktan başka bir ilişki kurmak mümkün değil. Sayın Yani Perinçek, Atatürk... siz ne düşündünüz o kırmızı Mustafa Kemal Atatürk imzalı maskeleri görünce? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de onu düşünüyorum. Yani burada zaten arkadaşlarımız söyledi. Yani bunlar nedir? Atatürk devriminin terk edildiği durumda. Tabii tabanında samimi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk devrimine bağlı olan kitleler var. İşte o maskelerde o kitleleri aldatmak ve orada tutmak için uydurulan beceriksiz hareketler. Yani o içerik boşaltılınca bir takım maskelerle, görüntülerle kurtarmaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de HDP ve FETÖ'den sonra Atatürk devrimine ve Atatürk'e en uzak partidir. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi tabanına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine, üyelerine, yalnız tabanına değil, yönetimdeki insanlara da çağrıda bulunuyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi artık bundan sonra iflah olmaz.